cinsel hayatları ilk birbiri tanıştıklarındaki gibi olmuyor. Yani ilk tanıştıklarında hem heyecan çok daha fazla ve dolayısıyla da birbirlerini isteme, arzulama çok daha fazla olabiliyor. Ama ilişki süresi uzadıkça bir takım etmenlerin araya da girmesiyle hem biraz belki heyecanın azalması, ilk günlerdeki heyecanın korunmaması, işte çocukların olması ya da evlilikte yaşanan bir takım sorunlar olduğunda cinsel hayatta tabii ki çok etkileniyor. Çünkü bütün bunlardan cinsel hayatın çok etkilenmemesi mümkün değil aslında. Örneğin çocuklar olduğu zaman bir kere bir kadının hamileliği ya da emzirme dönemi tabii ki etkileyebiliyor. Yani hamilelikte aslında cinsel ilişki normalde yasaklanmıyor. Ama özellikle ilk 3 ay kadında bir takım işte düşük riski varsa ya da hamileliğin son döneminde artık kadının karnının çok büyümesi ve kadın için ilişkinin pozisyon olarak da zor olması söz konusuysa ya da emzirme döneminde özellikle prolaktin süt hormonunun etkisiyle birçok kadın isteksizlik yaşayabiliyor. Tabii kadının anne olduktan sonraki kendini algılayışı da değişebiliyor. Yani öncelik daha annelik rolü daha ön plana çıkabiliyor. Evin ortamı etkileniyorsa, işte diyelim evde çocuklar geç yatıyorsa ya da çok sık gördüğümüz bir durum, bazen çocuklar annelerle babalarla aynı yatakta yatıyor ya da aynı odada yatıyor gibi durumlar söz konusuysa, bütün bunlar tabii bir çiftin birlikte geçirdiği vakti çok engelleyen şeyler. Yani birçok çift hatta tatile gittiklerinde, baş başa özellikle gittiklerinde mesela cinsel hayatlarının çok daha iyi olduğunu söylerler. Çünkü orada hem gündelik hayatın streslerinden, sıkıntılarından uzak, hem de baş başa ve tatil ortamında oldukları için de tabii ki cinsel hayat daha fazla canlanıyor. Kadının cinsel uyarılmasını başlayan aslında eşiyle duygusal yakınlığı, yani bunu korursa bir çift o zaman cinsel hayatları daha iyi olabiliyor. Yani duygusal olarak birbirine daha yakın, anlayışlı olan bir çiftte daha fazla cinselliğe de olanaklar çerçevesinde daha fazla alan yaratıyorlarsa cinsel hayat korunabiliyor. Tabii ki sıklık azalabilir. Yani bunu da belki bir çiftin hoş karşılaması lazım. Ya da kadında bir takım hormonsal değişiklik dönemleri, mesela menopoz gibi dönemde özellikle östrojen hormonunun azalmasına bağlı bir daha isteksizlik olabilir. Çiftin de karşılıklı bunları anlayış içinde geçirdikleri zaman ve cinsel hayatlarına aslında daha fazla odaklandıkları zaman daha iyi bir cinsel yaşamda sürebilir.